yok artık. Bir Rus halk masalı. Köyün birinde bir adamla karısı yaşarmış. Kadın çok asi biriymiş. Ve kötü niyetliymiş. Adam ona ne söylerse söylesin, kadın her zaman ısrarla tersini yaparmış. Kısacası kadın tam bir canavarmış. Şey tatlım, belki sen ceketini mi çıkaracaksın? Ne de olsa hava çok sıcak. Olmaz. Kenara çekil, yoksa tekmeyi yiyeceksin. Olmaz. Dikkat et, seni ısıracak. Olmaz. Ay. Biraz ışığı tutar mısın? Göremiyorum da. Olmaz. Bu şekilde yaşamaya devam etmişler. Bir gün mantar toplamaya çıkmışlar. Aman tanrım! Buraya gel, burada çok fazla mantar var. Asla olmaz. Ne kas kafalısın. Canı cehenneme. O tarafa gitme. Olmaz. Yarıktan düşeceksin. İmkansız. Ha? İşte gördüğünüz gibi artık ormana yalnız gidecekmiş. Adam bir süre onun için yas tutmuş ve sonunda evine gitmiş. Karısı cehennemdeki şeytanlara ulaşmayı başarmış. Aha! Kaynayan yağa doğru in. Seni haşlayacağım. Kimi? Beni mi? Yok artık. İn aşağı. Bana itaat edeceksin. Buradaki herkes gibi. İtiraz etme bana. Yani şimdi yalnız kaldık artık, değil mi? Evimizin direği temelli gitti. Her şeyimiz. Oh, oh, oh.
Buradayım. Hey! Dışarı çık! Beni rahat bırak! Ah ah ah! Karım olmadan nasıl yaşayacağız biz burada? Sen deli misin? Deli! Sen gerçekten delisin! Çıkarın beni! Cehennem gibi sıcak burası! Asla olmaz! Zavallı şeytan! Adam bir süre yasını tutmuş ve nihayet ev işlerine geri dönmüş. Sana yalvarırım. Beni rahat bırak kadın. Asla olmaz. İşte. Ah, benden bu kadar. Bırakıyorum artık. Asla olmaz. Kim var orada? Ne istiyorsunuz? Beni içeri alın. Konuşmamız lazım. Lütfen beni dinleyin. Beni dinle. O senin karın mıydı, emin misin? Dipsiz yarıktan düşen. Sanırım evet. Ah, ne olmuş ki? Orada onunla konuşan bendim. Geldiğinden beri hiç dinlenemedim. O benim günahlarımdan daha çirkin. Onu geri götürmek ister misin? Lütfen. Adam karısının hayatta olduğunu duyunca çok mutlu olmuş. Ama hiçbir işaret de vermemiş. Olmaz bence. 10 yıl boyunca onun varlığının acısını çektim ben. Şimdi sıra sende. Biraz dinleneceğim ben. Eğer onu geri alırsanız size 100 ruble vereceğim. Şaka mı yapıyorsun? Böyle bir kadın için mi? Peki 200. Olmaz, kendine sakla. Eminim siz şeytanları kısa sürede bağırsaklarıyla yiyecektir. 1000 altın. 1000 altın veririm lütfen. Çok para. Gördünüz mü? Yola çıkma zamanı. Asla olmaz. Dostum, bir kese dolusu altın vereyim. Ne istersen vereyim. Hepsini al. Sahip olduğum her şeyi al ama o lanet kadından bizi kurtar lütfen. Bir çanta dolusu mu dedin? Ya hile yaparsanız? Asla yapmam dostum. İncil üzerine yemin ederim. Asla böyle bir şey yapmam. Lütfen. Lütfen. Tamam peki. Tamam. Çantayı bana ver. Al. Oh. Her şey tamam. Anlaşma anlaşmadır. Canın cehenneme. Peki karım nerede benim? Hey, bu hızlı oldu galiba. Onu yarın geri götür. Sessiz bir gece geçirmek istiyorum. Ya!
Hey Tom, şuna bak. O geri döndü. Seni öpmeme izin ver tatlım. Asla olmaz. Sakinleş olur mu? Yeniden birlikte yaşamaya başlamışlar. Karısı her zamanki gibi inatçıymış. Ama adam sonunda onun inatçılığından yararlanmayı öğrenmiş. Burası sıcak değil mi? Kapıyı daha geniş aç olur mu? Asla olmaz. Ocağı yakma tamam mı? Olmaz. Büyük anne ve torunu hakkında bir hikaye. Her şey bu şekilde başlamış. Uzun zamandır merak ediyor. Nenetsi peri masalları. Büyük anne, senin gibi biri var mı? Hayır. Peki ya benim gibi? Hayır. Peki ben kimim? Bir insan. Hayır Mayma. Sihirci onları götürdü. Mayma! Büyük anne, sihirci mi?
Hayır mayma, onlar balık. Aha! Çu 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 çu. Çu 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 çu. Bahar zamanı. O zamandan bu zamana çok yıl geçti. Mayma büyüdü. Büyük anne, bu sihir camı. Mayma yok. Bu sihir camı değil. Bu bir ayı. O zaman sihir camı ne ki? Sihirci harikadır, gökyüzünden gelir, bütün insanları götürür ağaçlarda. O yeryüzünün sınırındadır. Sihirciyi öldüreceğim. Sihircanın iki kanadı var. Artık kanatlarım var. Onunla savaşacağım ve insanları geri getireceğim. Böylece mayma o ağacı aramak için yola koyuldu. Kanatlar onun işine yaradı. İnsanlar ağacın üzerinde oturuyorlardı. Dallara tutunuyor, düşmekten korkuyorlardı. Hey! Sihirci! Çık dışarı, dövüş benimle! Benimle mücadele edecek kişi sen değilsin. Anladın mı? Kanatlarımı yediniz. Şimdi sihircayla dövüşemeyeceğim. Sihircayla dövüşmek istiyor. Ağlama, sana yardım edeceğiz. Kanatları geri almak imkansız. Ama bizim keskin dişlerimiz var. Ağacı ısırırız. Sihircayla dövüşmek istiyor.
kanatları alacağım. Sihircanın gücü kanatlarında değil. Sihircanın gücü güvercin sütünde. Böylece sihircayı kandırmaya karar verdiler. Mayıma sihircanın kanatlarını aldı. Güvercin sütü içti. Böylece fareler güvercin sütünü farelerin sütüyle değiştirdiler. İşte sihirca oradaydı. Dışarı çık. Sihirci farelerin sütünü içti, gökyüzüne uçtu ama gücünü kaybederek yeryüzüne çekildi. İnsanları yeryüzüne geri getirdi ve aceleyle eve büyük annesinin yanına döndü. Yalnız değil, geliniyle birlikte geldi. Peter ve Petruşa. Bir zamanlar bir çar yaşarmış. Adı Peter'miş. Ona Büyük Peter denirmiş. Bir gün Baltık kıyısında bir şehir kurmaya karar vermiş ve bu şehre St. Petersburg adını vermeye karar vermiş. İyi bir yer seçmiş. Orada bir nehir ve deniz varmış. Her yönde güzel bağlantılar varmış. Ama ne yazık ki yolun üzerinde kocaman bir taş varmış ve buradan kimse geçemiyormuş. Hemen onu kaldırın oradan, demiş çar. Bunu yapana cömert bir ödül vereceğim. Hemen bir Alman mühendis gelmiş. Natürlich, majestelerinin şanına yarışır bir mekanizmayla taşı küçük parçalara ayırabilirim. Bütün ekipman 100 bin rubleye mal olur. Anlaştık mı? Böylece çalışma başlamış. Testereyle kesmiş, oymuş, kazmış ama başarılı olamamış. Sonunda aletlerini bozmuş, kırmış ve mekanizmasını yok etmiş. Sonra İtalyanlar gelmiş. Demişler ki, allora! Bu hassas bir iş. Bu işi havadan çözebiliriz sadece. Leonardo Usta'nın uçağı onu götürecek ve sadece 50 bin rubleye mal olacak. Anlaştık mı? Per favor. Sonra Çinliler ortaya çıkmış ve kamu kesesinden geri kalanı almışlar ve taşı patlatmaya söz vermişler. Çok sayıda Çinli bir araya gelip bombalar, taşlar, havai fişekler hazırlamış.
Aman tanrım! Majesteleri nerede? Ve majesteleri gökyüzünde uçuyormuş. Yabancılara bu kadar çabuk güvenmemesi gerektiğini düşünerek halini seyrediyormuş. Kudretli imparator. Tam da bu zamanlarda Azak yakınlarında bir asker ormanın içinde marş söyleyerek evine dönüyormuş. Kudretli imparatorumuz alayların önünde bir şahin gibi uçuyordu. Sen de kimsin? Ben bir askerim. Asıl sen kimsin? Ben Peter'ım. Oo, sen düştün galiba. Ben de Peter'ım. Yani adaşız. Gel elbiselerini ver bana. Ah sevgili Peter, ne oldu da bu bataklığa düştün acaba? Garip. Eğer gelmeseydin boğulabilirdin. Rica ederim. Senden anca Peter Işık olur. Neredeyse sana çağır diyecektim. Ne çağırı? Bataklık çağırı. Hayır, ben çağır değilim. Onun hizmetçisiyim ben. Beni ormandan çıkarır mısın? Bana çarı gösterir misin? Onu gerçekten hiç görmedin mi? Göremezdim. Son sıradaydım. O noktadan hiçbir şey görülemiyordu ki. Düşmanlarının üzerine bir fırtına gibi çöktü kurşunlar. Bir bulut gibi koştu sıcak kan ve uçtu. Bir bulut gibi koştu sıcak kan ve sonra uçtu. Dur! Sen nereye... Asker korkmamıştı. Soyguncuları feci yumruklamıştı. İngilizler buna şöyle derler. Knockout. Aniden bir kurşun çarın şapkasına saplanmış. Ama imparatorun kafası... Şimdi iyi misin? Ama imparatorun kafası karışmamış, alev alevmiş. Öylece yürüyorlarken nasıl kaybolduklarını fark etmemişler bile. Hava karanlıkmış, tek bir pırıltı bile yokmuş. Peki adaşım, bana yardım et. Daha yükseğe tırmanacağım ve bir ateş arayacağım. Nasıl olur bu? 25 yıl bana hizmet etmiş ama beni görmemiş bile. Bu ne kadar garip. Bir ateş görüyorum Pete, çok yakında. Biraz ilerleyip ateşe ulaşmışlar. Aa, burası iyi bir yer değil. Demiş Char. Geceyi geçirmek için uygun değil. Rus devlet haritasında işaretlenmemiş bir yer burası. Önemli değil, ayarlayıp işaretleriz. Hadi. Herkes uyuyor mu? Yoksa ölmüşler mi? Ne istiyorsunuz benden? Geceyi burada seninle geçirmemize izin vermeye ne dersin he? Tanrı misafiri. Ormanda uyuyabilirsiniz. Mis gibi yer. Yavaş ol ihtiyar. Ben askerim, her yerde uyurum. Ama arkadaşımla ilgilenmem gerek. Ve o her yerde uyuyamaz. O çarı yakından görmüş biri. Hatta hep çarın yanındaymış. Ve elindeki yiyeceklerden biraz bize vermeni istiyorum. Sizin için hiçbir şeyim yok. Sürüngenler sizi. Defolun buradan. Uzak dur, uzak dur. Ama bir askerin burnu iyi koku alır. Ve bu yüzden ocakta bir şeyler olduğunu fark etmiş. Ve yaşlı kadın bunu paylaşmak zorunda kalmış. Tamam. Size biraz uyku iksiri vereyim. Derin bir uyku çekin ve diğer dünyada uyanın. Demek bizi de böyle uyutacaktın. Hemen bize yatak hazırla. Çatı katına çıkın sevgili misafirler. Orada bir samanlık var, bu yüzden sıcak ve yumuşaktır orası. Sırayla uyuyalım Peter Işık'a. Güvende olmak en iyisidir. Önce Char izlemeye başlamış. Asker yatmış ve düşünmüş. Pete nasıl olacak da izleyecek acaba? Ben ona bir baksam mı? Neden sendeliyorsun? Uyuyor musun yoksa? Hayır, hayır. Güzel. Ah, dikkat et. Pete,
Çar önce ayakta duruyormuş ama sonra tekrar uykuya dalmaya başlamış. Ama bir asker hiçbir zaman kendini tutamazmış. Sence izlemek için doğru yol bu mu? 25 yıldır bana öğretiliyor ama sana öğretmemişler. İki kez mazur görüldün ama üçüncüden sonra hep suçlusun. Şimdi uyuyabilirsin seni gafil. Kendi başıma izleyeceğim. Birden asker dövdüğü soyguncuların geldiğini görmüş. Öfkeli ve açmışlar. Bize hemen içecek ve yiyecek bir şeyler ver. Ama hiçbir şeyim kalmadı. Misafirlerim her şeyi yedi ve içti. Ne misafiri? Son zaman iki tane yavru kuşum var. Tamam. Bunu ödeyecekler. Neredeler onlar? Tavan arasında. Uyumaktalar. Sovateka, git horozları tüneklerinden indir. Git bak şuna neler oluyor. Niye oyalanmış? Neden oyalanıyorsun? Ay ay ay! Sizi işe yaramaz ahmaklar. Bir işi beceremediniz. Yine mi sen? Evet ben. Haydi ekibinin yanına. Aa, ne oldu? Yine mi bunlar? Evet ama kendilerine zor gelirler. Neden beni uyandırmadın? Çünkü çok tatlı uyuyordun Peter. Yaşlı kadın misafirlerini sağ salim görünce korkmuş. Ay lütfen beni öldürme lütfen. Beni soyuyorlar. Onu sana vermem de vermem. Of, o benim. Onu sana vermem. Yaşlı kadının kutusunu açmışlar ve altın dolu olduğunu görmüşler. Bunlarım. Hayır, onu sana veremem. Sizi hırsızlar, sizi çara şikayet edeceğim. Hırsızlar sizi. Soyuldum komşular, soyuldum. Atlarımız dört nala koşar. Onlar bile çara sadıklar. Çek kayıkları haydi uzağa, mutluluğa. Bu arada çarın mahiyeti taşın altında oturmuş çar için yas tutuyormuş. Sizler çarınızı özlediniz mi? Çar nerede ki? Siz ve ben hariç herkes şapkasını çıkarttı. İçimizden biri çar olmalı. Tahmin et bakalım. Aha, sen çarın hizmetkarısın. Bu durumda yeni çar ben olmalıyım herhalde. Ne kadar komiksin. Bu gerçekten komikti. Sonra mahiyeti tekrar başlamış. Majesteleri taşla denemeleri devam etmek istiyor musunuz? Dur bakalım. Peki asker, onunla ne yapacağımızı düşünüyorsun söyle. Ve asker demiş ki daha fazla harcamanıza gerek yok. Aklınızı kullanarak bu altınla bütün bir şehir kadar inşa yapabilirsiniz. Ve o taşın üzerine majesteleri için bir anıt dikmelisiniz. Yıllar boyunca kalır. Torunlarınız bile sizi tanımış olur. Ve çar demiş ki hadi yapın. Ama bana ayakkabıyla vurduğunu kimseye söyleme, tamam mı? Ve şöyle oldu. Her şey çarın buyurduğu gibi yapıldı. Kent ve anıt muhteşem göründüler. Bunun gerçekten olup olmadığını bilmiyoruz. Ama askerin bunu kimseye söylemediği kesin.
Ne kadar harika bir düğün. Senin de evlenme vaktin yaklaşıyor. Ben mi? İstemiyorum ki. Neden? Kiminle? Şu fareye ne dersin? Greola mı? Hayır, istemiyorum. Peki ya bu? Hayır, hayır. Peki ya şu zengin aileye ne diyorsun? Hayır, duymak istemiyorum. Bu fareler hakkında hiçbir şey duymak istemiyorum. Peki ya kiminle evlenmek istiyorsun? Ben en büyük, en zengin olanla, dünyanın en büyüğüyle evleneceğim. Sen çıldırdın mı? Git bir de yukarıdaki aile evlen istersen. Evet, onunla. Seni asla onun karşısına çıkaramam. Gelmezsen gelme. Tek başıma hallederim, tek giderim. Ama oğlum, neden? Çünkü öyle istiyorum. Ah, ah komşular neden? Oy, hey bastığın yere dikkat et. Nereye gidiyorsun? Düğüne. Sen nereye gidiyorsun? Evlenmeye gidiyorum. Evet. Ayın kızıyla evleneceğim. Güneşin kızı mı? Ne? Oy! Oy! Ayın kızıyla evlenmek mi? Bu çıldırmış herhalde. Hey! Kim var orada? Kimsin sen? Benim. Fare. Ayın kızıyla evleneceğim. Ayı buralarda gördün mü? Ben hiçbir şey görmedim. Göremiyorum da. Görmek de istemiyorum. Tamam o zaman. Ben gidiyorum o zaman. Nereye gidiyorsun? Nereye gideceksin ki? Hey, neredesin fare? Neredesin? O ses de neydi? Fare, nereye kayboldun? Hey Ay! Ne istiyorsun? Hey Ay! Bir kızın olduğunu biliyorum. Ve seninle akraba olmak istiyorum. Onunla evlenmek istiyorum. O yüzden onu buraya getir. Sen? Sen mi? Son zamanlarda hiç aynaya bakmıyorsun herhalde. Evet, bakıyorum. Ne olmuş? Bak küçük fare, ben en güçlüyüm. Ama sadece şimdi. Sadece geceleri en güçlüyüm. Beni anlıyor musun? Gerçekten mi? Gerçekten. Güneş geldiğinde ben de söyleyeceğim. He, baştan söylesene şunu. O zaman ben senin daha çok vaktini çalmayayım. İyi şanslar. Git bakalım. Güneş sana ne diyecek? Ne oldu? Evlenecek misin? Evlenmeyeceğim. Neden? Ne oldu? Ay beklediğimden daha soğuktu. Hey, sen de kimsin? Neden öyle sallanıyorsun? Öylesine sallanıyorum. Sen nereye gidiyorsun? Ben evlenmeye gidiyorum. Ve öylesine birisiyle değil, güneşin kendisiyle evleneceğim. Güneşin kendisiyle mi? Hadi biz de bakalım. Güneş! Güneş! Ne bağırıyorsun öyle? Sessiz olun balıklar. Hey Güneş! Güneş! Ay, kim vızıldanıyor böyle? Çok sıcak bir gün. Hayır, benim kalbimden daha sıcak değil. Ses buradan geliyor. Ne istiyorsun bakalım? Ben evlenmek istiyorum. Ne dedin? Bana kızını ver. Anlamadım. Hey Güneş, bana daha fazla yaklaşma. Yanıp kül olmamı mı istiyorsun? Fare, kaç buradan. Birazdan hepimiz yanıp kül olacağız. Hayır sessiz ol. Ben en güçlünün kızıyla evleneceğime kendime söz verdim. Yemin ettim. Öyle desene, şimdi anladım. Bana bak küçük fare. Eğer en güçlüyü arıyorsan benden daha güçlü birinin de olduğunu bilmelisin. Benden çok daha güçlü.
Kim peki? Söylesene. Kim? Hey Güneş söyle. Kim? Söyle. Güneş. Buluttan bahsediyor galiba. Ha? Bulut mu? Hey Bulut. Hey Bulut. Hey Bulut. Bulut. İyi günler Bulut. Çok büyüksün, çok güçlüsün, çok şişmansın. Ben mi? Kim bana şişman dedi? Kim dedi? Neden bu kadar sinirlisin? Ne? Ben mi sinirliyim? Neden bana bunu yapıyorsun? Sana kibarca en güçlüsü sen misin diye sormaya geldim. Ben senin kızınla evlenmek istiyorum. Senin akraban olmak istiyorum. Ne dedin sen? Evet, ben en güçlüyüm. Gel buraya, benim hala akrabam olmak istediğine emin misin? Gel buraya. Oh hayır, bırak beni. Beni gıdıklamayı bırak. Rüzgar en güçlüsü, rüzgar en güçlüsü. Sen bir bulutu yok edebilecek kadar güçlüsün. Rüzgar! Hey! Neden benimle dalga geçiyorsun? Sana ihtiyacım var. Hey! Sana diyorum Rüzgar. Neden uçuyorsun? Hey Rüzgar dur! Oy, Rüzgar da nerede? Hey, dağ! Hey, dağ! Ne istiyorsun? Hey, dağ! Dağ, bana bak! Hey, dağ! Rüzgar'a ne yaptın öyle? Hey da, bana kızını ver, evleneyim. Şu küçük tepeni bana ver, benim eşim olsun. Ne yapıyorsun? Birkaç saniye konuşmayı bırakırsan, ben konuşurum. Lütfen izin ver. Aralarında en güçlüsü benim, yani ben sayılırım. Ama senin dışında değil mi fare? Ne? Fare mi? Ne faresi? Bana ne mi yapabilirler? Yakından bak fare. Senin akrabaların içimde oradan buradan delikler açtılar. Her yerinde delikler var. Yakında parçalara ayrılacağım. Ve yok olup gideceğim. Oo, gel bakalım gel buraya. Sen burada ne arıyorsun? Ben sadece evlenmek istiyorum. Ne? Evlenmek şaka mı yapıyorsun? Tam zamanında geldin. Kesinlikle evlenmelisiniz. Bir de kuyruğunu görsen. Harika bir kadın. Ben sana en başından söylemiştim. Ben hallederim dedim. Anne, geldim. Bak buradayım. Neredeydin sen? Hey anne, şuna bak. Meğer dünyanın en güçlüleri farelermiş. Ben zaten en başından beri bir fareyle evlenmen taraftarıyım. Thank you.
Ne rüyaydı ama? Söylemeyeceğim. Kış, 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 kış. Sabahtan beri yalan söylüyor ve sessizliğini koruyor. O zaman sessiz kalsın. Benden alacak. Bir zamanlar iki insanın Vanya adında bir oğulları varmış. İyi biriymiş ama inatçıymış. Ne hakkında rüya gördün oğlum? Size söylemeyeceğim. Bu sır da ne bu kadar? Neden söylemiyorsun? Annene nasıl böyle kaba olursun? Söylemeyeceğim. O zaman sana dersini vereyim. Bu da ne ya? Nasıl kemerle kırbaçlarsın beni, çocuk muyum ben? Böyle bir şey olamaz ya. Hey, yaşıyor musun? Şimdilik yaşıyorum. Nereye gidiyorsun? Çaraviç'e. Ben Çaraviç'im. Vesili. İvan, Çaraviç Vasili'yi bulduğu için şanslıymış. İvan hiç böyle bir yemek yememiş. Ve Maria, Çaraviç'in kız kardeşiymiş. Vanya'ya ilk görüşte aşık olmuş. Seni kim kırbaçladı? Babam. Neden? Rüya yüzünden. Nasıl yani? Ona rüyamdan bahsetmedim. Nasıl bir rüyaydı? Söylemeyeceğim. Söylemeyecek misin? Bu da ne böyle? Ben Çaraviç'im. Söyleyeceksin. Söylemeyeceğimi söyledim. Ve Çaraviç Vasili Vanya'yı hapsetmiş. Kabalığından dolayı. Ve uzun bir yolculuğa hazırlanmış. Güzel Elena'ya evlenme teklif etmek için. Sen, Vanya, sen burada kal. Umarım biraz akıllanırsın. Hadi gittim ben. Bekle. Dur. Aman tanrım, bensiz kaybolacak. Hey hey, aç kapıyı, aç kapıyı. Kapa çeneni. Kapıyı aç, seni düşman. Al Vanechka, biraz yiyecek getir. Onu takip etmeliyim, her şeyi biliyorum. Rüyamda bunu gördüm. Vanya'nın gitmesi bayağı uzun zaman almış ama yolda gittikçe de uzuyormuş. Bu arada Çaraviç Vasili ulaşmış güzel Elena'nın olduğu krallığa. Yardımcı olabilir miyim? Yardım edin. Lütfen bize yardım et lütfen. Bunu aramızda bölüşelim. Tam 100 yıldır bizimle beraber. Ha! Ah, dikkat et. Kim önce gelirse halıyı o alır. İkinci kimse, o da botları alır. Botlar güzelmiş. Kuşun yardımına ihtiyacı var. Bak, bu benim bir tanem. Ay, az sıkışmış. Bana ihtiyacın olduğunda ıslık çalman yeterli. Kurtar beni. Bu da ne böyle? Bana ıslık çal yeter. Buraya gelin güzel insanlar. Kişinin kafası uçurulacak. Duyduk duymadık demeyin. Prenses Elena çok...
çok fena. Herkesi mahvediyor. Ve şimdi Çaraviç Vasili onun sarayında. Ne kötü şans değil mi? Peki saray nerede? Gelin, buraya gelin güzel insanlar. Biraz elma alır mısın? Ya da biraz pancar? Hadi al. Anneniz için, eşiniz için eşarp alın. Peki değiş tokuş yapalım. Aa, neredesin? Sanırım daha ihtiyacım olacak buna. Ekmeklerimden aldım ekmekler. Ben İranlı bir sihirbazım. Tamam. Seninle evlenirim Çaraviç. Ama benden saklanmayı başarırsan, seni bulursam başın kesilir. Bunu anladın mı? Ben İranlı bir sihirbazım. Her şeyi bilirim, anlarım. Ruhunu aç. Ben sana yardım ederim. Prenses çok akıllı davranıyor. Yarın öleceğim. Ne demek bu? Eğer beni bulursa kafamı kopartacakmış. Gidelim o zaman. Arkadaşımı sabaha kadar sakla. Bakalım prensesimiz şimdi ne yapıyormuş? Bunu biliyordum. Uçmayı bırak Vasili. Geri dön, gece oldu. Bu senin günün değil. Başka bir şey deneyeceğiz. Balık, onu boğmayacağım. Şanslı gününde değildin. Gerçekten. Tamam sihirbaz. Şimdi ne var? Gün doğumu çok yakın. Ha! Vasili, 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 neredesin Vasili? Aynanın suçu ne? Ne de kurnaz birisin. Peki. Tamam. Artık baş başasınız. Bay bay. Nişanlısı gelinle birlikte eve giderken Vanya da önde uçuyormuş. Ama acil bir durum varmış. Pekala eski dostum. Al bakalım bu halıyı. Uç bakalım. İşte yaşlı ayakların için botlar. Nihayet Vanya geri dönmüş. Nerelerdeydin? Seni özledim. Beni tekrar hapse atabilirsiniz. Atın beni. Kardeşin yakında gelecek. Ve işte Çaraviç Vasili geliniyle birlikte geliyor. Hala buradasın yani. Aferin zekice.
Ben bir İran sihirbazıyım. Sen? Ve Ivan'la Maria, Vasili ile de Elena düğünlerini kutlamışlar. Her biri için ayrı düğün, hem de ne düğün? En ihtişamlısından. Peki Rüyan ne hakkındaydı? Bütün bunlardı işte. Hepsini gördüm. Sonrasında Ivan Maria'yı evine götürmüş. Anne ve babasına. Kıs 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 kıs. Vanya, oğlum. Neredeydin? Söylemeyeceğim. Ukrayna masalı. Al 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 al. Al bakalım al. Ah ne kadar soğuk, her şey donmuş. Yaşlı adamın pantolonu da. Gömlek nerede? Bu sabah buradaydı. Doğru, biraz köfte yapacağım. Hey yaşlı adam, köfteyi nasıl istersin? Elmalı. Miau, balıklı köfte olsa şahane olur. O zaman balığı kendin yakala. Yaşlı kadın nereye gitti? Ay süt süt. Ne kadar da büyümüşsün. Ay çok gencim, çok gencim. Çok gencim. Ah ne kadar yaşlı bir aptalım. Deneyimi evde bıraktım. Ah Asil. Teşekkürler güzel dostum. Değnek olmadan bir işe yaramazdı. Hey yaşlı adam. Bugün ne yemek var? Tabii ki sinek. Ah ben sinek yemem ki. Domuz yağını severim. Domuz yağı. Ha? Peki sana iyi şanslar.
Ah, en küçüğünü Basil'e vereceğim. Bir sürü balık yakaladı. Baba Frost. Doğru. Gömlek hiç rahat değil. Şimdi ölmeliyim. O da ne? Ölü bir tilki. Gerçekten ölmüş. Yaşasın. Harika bir kemer olur. İşte. Hadi bakalım. Karıcığım, balığı yakaladım ve sana hediye aldım. Ölü bir tilki, ayakkabı yaparız, tasması da var. Tasma nerede? Tilki nerede? Balık nerede? Ah sen yaşlı aptal, neredeler? Merhaba Foxy, nasılsın? Ne yapıyorsun? Kör müsün? Balık yiyorum. Bana da verir misin? Sana mı? O gömleği nereden aldın? Nereden mi aldım? Peki sen balığı nereden aldın? Kışın kendim yakaladım. Kuyruğumla. Kuyruğunla mı? Bunu bana nasıl yaptığını öğretir misin? Nasıl yaptın? Böyle mi? Öğreteyim mi? Evet, çok kolay. Nehre yaklaş. Ve kuyruğunu oraya koy. Sonra de ki... bütün balıkları yakalayacağım. Hem küçüğünü hem de büyüğünü. Asla unutmamalıyım. Bütün balıkları yakalayacağım. Hem küçüğünü hem de büyüğünü. Bir dakika. Küçüğünü ne yapayım ki? Ben büyük balık istiyorum. En büyüğünü. En büyüğü olmalı. İşte burası. İşte. Hey Wolfie! Sus, sessiz ol. Bütün balıkları korkutup kaçıracaksın. Yem var mı? Görmüyor musun? Kuyruğum işte. Kuyruğun mu? Hayır, kuyruk sevmem. Domuz yağı severim ben. Saf. Eğer domuz yağım olsaydı burada oturur muydum hiç? Kafanı çalıştır biraz. Akıllı birine de benziyorsun. O zaman iyi şanslar. Bütün balıkları yakalayacağım. En büyüğünü yakalayacağım. Dondur şu kuyruğu. Dondur şu kuyruğu. Sen misin tilki? Daha fazla balık yakalaman için sana yardım ediyorum. Hepsini. Evet, şimdiden onları hissediyorum sanki. Kavga! Kavgayı severim. Saldırın! Kadınlar! Sen burada meşgulken ben de köye gideyim. İğrenç bu. Zavallı kurt, çok acı çekmiş gibisin. O kadar acı çektim ki kuyruğumu kaybettim. Artık kuyruğum yok. Hiç kuyruğu kalmamış, çok yazık. Bu biraz... Aklından neler geçiyor aptal seni? Yaşlı adam! Yine mi sinek?
sana domuz yağı demiştim ben. Ah be, balık kaçtı ha. Hiçbiriniz kaçamazsınız. Neler oldu, gördünüz mü? Olanlara inanamayacağım. Aa, bak şunlara. Tilki, ne yaptın sen bana? Artık kuyruksuz kaldım. Hem de hiç kuyruk yok. Ve o kadınlar beni dövdü. Acı içindeyim. Acı içinde olduğunu mu düşünüyorsun? Asıl ben acı çekiyorum. Bak beni nasıl dövdüler. Beynim tamamen dışarı çıktı. Ay ay. Şimdi nasıl düşüneceğim? Beynin mi? Dışarıda mı? Aklını mı kaçırdın sen? Ah, acıyor. Ah, ah zavallı tilki. Tamam. Atla sırtıma. Seni bırakayım ben. Hı, lütfen dayak yemeyen dayak yiyene biniyor. Ne mırıldanıyorsun? Ah, yaralarımın hızlıca iyileşmesi için dua ediyorum. Tamam, devam et. Ben ölmeyeyim. Dayak yemeyen dayak yiyene biniyor. Dayak yemeyen. Oy, beni nereye götürüyorsun? Nereye mi? Köye tabii ki. Orada tabii ki iyileşeceksin sen. Beni köye götürme. Birden kendimi iyi hissettim. Sabırlı ol. Köyde arkadaşım var. Yaşlı adam seni iyileştirecek kesin, emin ol. Tedavi bundan olmak istemiyorum. Kendimi daha iyi hissediyorum. Eskisinden daha iyi. Şimdilik iyi hissediyorsun. Ya sonra daha kötü olursan ne olacak? Tatlım, bak işte gördün mü? Kemerin ve ayakkabın orada. Yakala onu. Yakalıyorum. Yakala. Tanrım, kurtar beni. Yakala. Ay, Tanrım, kurtar beni. Ah, bu gerçek domuz yağı. Geçen sene burada bir sürü kerevit yakaladığımı hatırlıyorum. Kışı burada geçirdiklerini biliyorsun değil mi? Nasıl yakaladığını hatırlıyorum. En büyük balığı yakalamıştın. Çok mu büyüktü? Bu kadar büyük. Bekle. Bu doğru olamaz. Doğru, gerçekten. Gördüğüm en büyük balık olabilir. Yem neydi? Tabii ki de domuz yağı. Ama bende de domuz yağı var. Bu nasıl?